Tonguç Akademi'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz yeni ders dönemine nasıl adapte olabilirim? Uzun zamandır evdeydin ve artık yeni döneme hazırlanmaya çalışıyorsun. Nasıl adapte olacağım? Beni neler bekliyor okulda? Kaygıların var, heyecanın var belki de. Bunlarla ilgili sana bazı tüyolarım olacak. Öncelikle düzen konusu. Düzen iki türlüdür. Yani birincisi uyku düzeni. Okul başlamadan en az 10 gün öncesinde erken yatıp erken kalkmaya dikkat etmelisin. Eğer buna dikkat edersen okul dönemi başladığında hiç zorlanmayacaksın. Düzen konusunda dikkat etmemiz gereken diğer nokta da çalışma ortamımız. Okul başlamadan önce çalışma ortamını düzenlemen gerekiyor. Yani dikkat çekici, broşür, fotoğraf bunları kaldırmalısın. Belki oyuncak. Bunların her biri senin dikkatini dağıtacak ve derse olan ilgini azaltacaktır. Yapman gereken ders ortamını düzenli hale getirmek ve bununla beraber derse adaptasyonunu arttıracaktır. Yeni döneme hazırlanırken yapman gereken şey, internette fazla zaman geçiriyorsan buna bazı kısıtlamalar getirmen. Sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyorsanız bunun süresini bir yarım saat daha kısaltabilirsiniz. Bunun yerine o geçireceğiniz yarım saat kitap okumayla değerlendirebilirsiniz. Kitap okuma alışkanlığınız olduğu sürece derse olan adaptasyonunuz da artacaktır. Yeni döneme hazırlanırken arkadaşlarınla da iletişim halinde olabilirsin. Onlar neler hissediyor, sen neler hissediyorsun? Duygunu onlarla paylaşabilirsin. Hatta yorumlar kısmında bunu bizimle paylaşabilirsin. Yeni döneme hazırlanırken duygun nasıl? Kendini çok heyecanlı mı hissediyorsun? Çok stresli mi? Bu dersleri başaramayacağını mı düşünüyorsun? Tüm bunlarla ilgili duyguların resimlerini yapabilirsin. Duygularını kağıda yazman seni çok rahatlatacaktır. İster bunu yazarak ya da resmini yaparak kendini rahatlatabilirsin. Yeni döneme hazırlanmak için sana başka bir tüyom var. Motivasyon sözünü bul. Kendine ait, seni çok iyi hissettiren bir söz bul. Asla vazgeçme, erteleme. Motivasyon sözünü kendin bulamıyorsan internette birçok örneğini bulabilirsin. Ünlü, başarılı insanların hayatlarıyla ilgili hikayeler okuyabilirsin. Bu senin motivasyonunu arttıracak, derse olan adaptasyonunu da olumlu yönde etkileyecektir. Yeni döneme hazırlanırken öncelikle yapman gereken şey karar vermek. Yani bu yeni dönemde neler yapacağım, neler amacım ve hedefim olmalı? Konu eksiklerin varsa bu eksikleri tamamlamalısın. Zamanın henüz var. Kendine karar ver. Neleri doğru yapacaksın? Bugünden itibaren hangi konularda eksiğin var ya da hangi konularda test çözmen gerekiyor? Bunları bir belirle. Çok telaş yapmana, aceleci davranmana gerek yok. Bunu zaman içerisinde yapacaksın. Konuların eksik olabilir. Bunları internetteki videolarla izleyerek tamamlayabilirsin. Üzerine örnek sorular çözerek tamamlayabilirsin. Yeter ki eksik olduğun konuları tespit et ve onların üzerine git. Karar verdiğinde bunların her biri başarıya dönüşmüş olacak. Öncelikle karar verdin. Daha sonra amacını belirle. Yeni dönemde seni neler bekliyor olabilir? Amaçlarını belirle. Karnen nasıl gelsin istiyorsun? Nasıl daha iyi bir karneye sahip olabilirsin? Nasıl daha iyi başarılı olabilirsin? Evet, başarısızlıkların oldu. Bunları kabul ediyoruz. Ama bundan sonrası için neler yapabiliriz? Nasıl başarılı olabiliriz? Odaklanmamız gereken konular bunlar aslında. Yeni döneme başlarken yapman gereken önceliğin nedir? Önceliklerini tespit et. Yani benim matematikte eksiklerim var. Bunları tamamlamam gerekiyor bu yeni dönemde. Bu eksikleri belirlediğinde çalışman çok daha kolay olacak. Rutinlerin olsun. Evde ders çalışırken yaptığın sistem neyse yeni döneme başladığında da aynı sistemde devam etmelisin. Yani hiç ders çalışmadıysan Mart ayından beri evdeyiz ve sen sadece zorunlu ödevlerini yaptın. Belki de hiçbir ders çalışmadın. Senin için yeni dönem gerçekten zorlayıcı olacak. Ama şu andan itibaren geç kalmış değilsin. Neler yapabilirsin? Yine dediğim gibi düzenini oturttuktan sonra derslerine hangi derslerde, hangi konularda eksiğin var bunlara bakabilirsin. Çalışmak istediğin konularla ilgili eksiklerini tamamlayıp yeni döneme böylece hazır olabilirsin. Bugün seninle yeni döneme nasıl adapte oluruz bunu konuştuk. Peki sen yeni döneme hazır mısın? Heyecanlı mısın? Yorumlar kısmında bunu bizimle paylaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.